Ne oldu canı sıkkın gibi? Yüzünden düşen bin parça. Uçak mı düştü yoksa hava boşluğuna mı girdin? Benim esprilerim pek iş yapmaz biliyorum ama bak amcam gör, inanılmaz komik adamları, o yüzünü bildirecek seni. Olmadı, ben sana bir şarkı mı okusam, ne yapsam? Yiğit. Biliyordum. Oğlumu bırakmayacağını, hep onun yanında olacağını biliyordum. Şu anda anlamıyorum beyefendi. Anlamıyorum. Deniz, seni tanıdım kızım. Sen Deniz Aslan'sın. Bir sen eksiktin Teoman amca. Okyanusu geçtik, derede boğulduk ya. Allah'ım, Allah'ım, Yiğit bana bakıyor şu anda. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? İyi misin kızım? Gel. Oo. Yine mi içtin sen? Hayır, içmedim. Yalan söylüyorsun. İçmedim dedim ya. İçmişsin, kokuyorsun. Bir kadeh bir şey içtim. Ne olmuş yani? Ha? Anne. Her şey çok iyi olacak, tamam mı? Her şey iyi olacak. Evlenecek olmanıza çok sevindim. Biliyor musun? Yiğit senden başkasını sevmedi. Güzelmiş ama çok büyük bir karışıklık var. Yani Deniz Aslan başka biri. İsim benzerliği var. Yiğit Bey de benim patronum. Nasıl yani? Çok farklı bir insan o. Çok güzel bir kere, boylu poslu, acayip bir kız yani. Ben cüceyim. Açıkça söylemek gerekirse. Ben bir cüceyim, evet. O elf gibi, ben hobbit gibi. Ama halin, tavrın, sesin. Hele gözlerin. Gözlerin.
özlerim. Evet. Ay ay ay, işte batıyor gözlerim değil mi? Kaymış olabilir mi? Lazım vardı, solüsyonum evde kaldı da. Ay ay ay. Kaydı herhalde. Ben çok memnun oldum. Çünkü çok batıyor. Gitmem lazım hemen. Çok memnun oldum. Çok teşekkürler. Durun, nereye gidiyorsunuz? İpek! Durun! Durun, nereye gidiyorsunuz? Bilmiyorum. Oturayım ben de konuşalım birlikte lütfen. Konuşmak istemiyorum Deniz. Ya ne olur durun. Zorla kağıt mendil satıyor zannedecekler. Merak ettim sizi öyle gidince lütfen. Asistan, tek bir kelime daha duymak istemiyorum. Rahat bırak beni. Konuşmak istemiyorum. Eski bir arkadaş olduğum için konuşmak istemiştim. Tabii siz bilmezsiniz. Halt vardı Michael, tutturdun gölgeni. Al sana gördün gölge. Ne oldu? Arkana bakmadan kaçtı. Ne yeşili o ki? Hiç kalasın. Bu dünyadan daha senin kalasın. Hiç zevk almıyorum şu anda yani. Çünkü neşe istemiyorum hayatımda. Sana nerede acaba ya? Tam da seni arıyorum. Daha önceki yardımlarıma istinaden yemek ısmarlamak üzere arıyorsun değil mi? Daha başka bir şey istemeyeceksin ben. Acil yardımın lazım. Bu ilişki gitgide tek taraflı olmaya başladı. Farkında mısın? Buna sadece 48 saatim var şu anda. 48 saat diye bir film vardı. Bildin mi sen onu? Başarı. Neyse. 48 saat mi? Bana 24 saat yeter. Sizin iş yerindeki neşe buraya geldi. Niye? Deniz'le yerleştirdiğimi öğrenmiş. Vay be Neşe'ye bak. Ajan olmuş ha. Matayeri, Nikita falan. Ne istiyormuş peki? Şan, şöhret, para, pul. Deniz'in istifa etmesini istiyormuş. Niye? Ya Deniz istifa etmezse gidip Yiğit'e her şeyi söyleyecekmiş. Kariyer hırsına bak ya. Abi. Şu floresanın beyazından bundan ruhları bembeyaz oluyor. Erdem merdem kalmıyor abi. İki kuruş için birbirini satıyor abi. Hakikaten cahiller ya. Yani. Ne yapacağız peki şimdi? Yani gidip Yiğit'e her şeyi anlatamayacağıma göre Deniz'le konuşacağım. Hayatta olmaz. Neden ya? Biz Deniz'le her şeyi konuşuruz. Konuşursunuz. O da gider kendini feda eder değil mi? Bak şimdi eğer sen Deniz'le konuşursan ne olur? O istifa eder, ha sen kurtulursun. Ama o kendini yakmış olur. Anladın mı? O yüzden Deniz'le sen konuşamazsın hiçbir şekilde. Tamam mı? Ben bu işi çözeceğim. Sen merak etme. Gerçekten benim için bunu yapar mısın? Yapacağım. Ama senin için değil. Aa, gözler kalbin aynasıymış hakikaten ya. Bir babası eksikti ya. Adam beni tanıdı ya. Bir çalışanı eksikti ya. Kadın beni tanıdı ya. Zuzu, ne oldu? Çok acayip bir şey oldu. Tamam, hiç şaşırmadım da ne oldu? Babalara geldik. Daha doğrusu babalar bize geldi. Ne yapıyorsun Tuna? Deniz'den ne istiyorsun? Ne? İkimiz de zeki insanlarız ve bunun farkındayız. Ya ben Deniz'den ne istemedim? Deniz'le İrem'in yer değiştirdiğini ben de biliyorum. Oyun oynamayalım. Madem biliyorsun, niye o zaman bir şey? Sanki benimle alakası yok bu işin. Bu onların meselesi. Seninle de alakası yok. Karışmayacaksın.
Bu da benim mesela. Sen de buna karışmayacaksın. Deniz'den ne istiyorsun? Yolumdan çekilmesin. Bak Tuna, ben bu kariyer için yıllarımı verdim. Önüme çıkan zararlı ve gereksiz böcekleri de ezdim, geçtim. Bunu nasıl bir gururla söylediğinin farkında mısın? Herkes senin kadar rahat değil Tuna. İş dünyası 9-5 mesai değil, 24 saat süren bir savaştır. Emeklerimin çöpe gitmesindense İnsanların çöpe gitmesini tercih ederim. Sevimli arkadaşının için kendini o kadar çok ortaya atma bence. Bu yolda her şey mübah. Önüme çıkarsan canını yakarım. Babasının yanına giderse ne olacak? Deniz de derse ne olacak babası? Tanıdı beni. Deniz o derse ne olacak? Bir saniye sakin olur musun? Olurum. Tamam. Şu anda Yiğit'in babasını değil, Yiğit'in kendisini düşünmemiz gerekiyor. Nerede? Vallahi en son işte çok kötüydü. Bayağı berbat bir haldeydi. Nerede? Bilmiyorum. Kötüydü. Madem bu kadar kötüydü, niye bıraktın adamı ya? Yanında olman lazımdı. Ben mi yanında olacağım? Ben. Yoksa sen mi olacaksın? Tabii ki de sen olacaksın. Ama ne diyeceğim Yiğit'e? Allah Allah. Yanında olacaksın işte, gideceksin yanına oturacaksın. Sarılacaksın, dertleşeceksin, neyin var, iyi misin diyeceksin. Bütün teselli edici cümlelere arka arkaya sarılacaksın. Geçer bunlar, yapma, yarın güzel olacak. Bardağın bir tarafından bak, hangi taraf ise bilmiyorum. Bu şekilde konuşacaksın ve onu teselli edeceksin. Ben sen değilim işte, söylemesi kolay. Sen ben meselesini bir kenara bırakmak gerekiyor. Deniz'i unutsun, artık o da unutsun. O Deniz bitti. Sen varsın, sen onu İrem olarak teselli edeceksin. Bundan sonra seni sevmesi gerekiyor. Şimdi ara lütfen. Ya çok fazla düşünecek bir şey yok, sen olacaksın zaten. Ara, ara. Emin misiniz Yiğit Bey? Aranızda hem siklet hem de deneyim farkı var. Sıkıntı yok. Başlık. Sen bilirsin. Bana kamikaze derler. Neden biliyor musun? Ölümüne girerim. Öyle mi? Bana da Yiğit derler. Neden biliyor musun? Babam öyle koymuş. Bir numarası yok. Like heart and steel and the seal of the president. We champions and the proof is in the evidence. We beat them all from the mansions to the tenements. Brace yourself for impact, ladies and gentlemen. Heart of a starving artist, wisdom of a veteran. Talk is deep and nobody else is better than. Never get mad, going forward is a sentiment. All the blood, sweat and tears. The hard work we've been putting in for years. The knockout. Yiğit, kendine acı çektirmeye mi çalışıyorsun? Zaten yeterince acın var.
4. Yapma böyle, hadi lütfen. 5. Hadi kalk. 6. Ben çalışıyorum zaten. 7. Seni merak edince Deniz'le konuştum. Babanla karşılaşmışsın. Ayağa kalk.
teselli etti mi edemedi mi? Bana bunu söyle. Bilmiyorum ya. Vallahi bilmiyorum. Belki de böyle gitmiştir. Yanına. Sarılmıştır. Başını koymuştur göğsüne doğru. Küçük bir şarkı mırıldanmıştır. Zuzu. Çok teşekkür ederim gerçekten. Yani bana verdiğin tavsiye sayesinde her şey çok güzel oldu. Kendim gibi davrandım. Mükemmel. Bir şey değil yani, mükemmel o zaman, mükemmel ama... Ya bu sürekli gittiği spor salonu var ya, oradaydı, boks yapıyordu. Sonra çok kötü haldeydi ya, görmen lazımdı. Kendini hiç iyi hissetmiyordu. Beni dinledi. Beni dinledikten sonra değişti. Artık daha iyi. Ne güzel işte, iyi hissediyor. İstediğimiz de buydu zaten. İyi hissetmesi çok güzel o zaman. Bir problem yok yani. Seni dinleyince değişti. Seni dinledi yani sonuçta. Deniz'le alakalı bir şey yok. Bitmiş gitmiş. Ne diyelim yani, ne güzel olmuş. Allah. Teşekkür ederim Zuzu, senin sayende. Artık gerçekten beni seviyor, inanıyorum. Ben çok kötüyüm. Seni görmem lazım, sana ihtiyacım var. Sen istedin. Savaşta her yol mübah, değil mi? Şifre neydi? Şifre kolay ya. Neydi senin doğum tarihin? Neydi? Yazar gibi burada bir yerde. Dur bakayım. Yok. Nerede olabilir ki? Kitle. Bak. Yaşa enteresan kadın. Ha? O ne? Heh. Tabii ya. Sıfır. Değil. NASA dahil bütün dünya bu şifreleri kullanıyor ama sevimsiz Neşe Hanım. Ha, sevimsiz. Kendi kendime konuştuğum yetmiyor. Gülüşmeli, kızlı, erkekli bir de ortam kurup onu... Sana daha komik ceberut. Tamam artık yeter ya. Ne kafası istemiş, çalışma zamanı, çalışma gülme zamanı gülmüş şu anda. İzinsiz bir toplantı mı oluyor orada acaba? Benden habersiz. Çok şanslı hissediyorum şimdi kendimi. Hop. Aman ya. Gazi. Who is this guy? No, I'm not this guy. I'm the guy. Hep bunu söylemek istemiştim lan. Çilikone. Biasu. Köşelikone. Tuna, I can explain. Yani açıklayabilirim. Gerçekten mi? Gerçekten. Nasıl açıklayabiliyorsun? Mesela ben böyle bir durumda olsam benim paçalardan akar. Karı olan Javier mi? Javier. Pardon.
ben çok kötüyüm ne abi ya? Bu kız seni teselli etmedim. Ne yapıyor bu? Hayal mi görüyor? Anlamıyorum ki. Yok yok, uzak dur. Benden uzak duracaksın. Bakmayacağım. Evet. Neslin tükenene kadar orada kalacaksın, tamam mı? Yeni modellerin çıkana kadar orada pilin bitecek, çürüyeceksin. Bakmayacağım. Bu anahtarı da yut. Yuh. Ne yapıyorum ben ya? Saçmalık. Yaşarım. Seni yalnız bırakacak değilim Yiğit. Gazi Başkan. Vallahi köyden akrabalar geldi. Tombala partisi yapıyoruz desem inanacağım. Ya da ne bileyim sıra gecesi olsun, geceler olsun araya kaynayacağım çiğ köftesi falan. Ama abi sen ne yaptın ya? Ya bir tane Fransız, bir tane Alman, bir tane Moldovyalı. İtalyan. Neyse işte temel fıkrası gibi. Sen neymişsin abi ya? Ha? Sen bir anlatsana babacığım bana durumu. Şimdi Tunacığım. Senin Türkçen ne oldu? Şaka yapıyorum ya. Yani ben bunu çalışıyorum. Çok çalıştım düzgün konuşmaya, kızları tavlamak için ya. Şimdi sen bir açıklama istiyorsun. Şöyle açıklayayım. Çay deyip geçme. Bunun meftunu var, tiryakisi var, hastası var. Çay önemli bir şey. Şimdi bu kızlar yan tarafa çekime geliyorlar. Ben de orada taze bir çay yapıyorum. Çay da bir güzel kokuyor. Bir güzel kokuyor. Bir güzel kokuyor. Bunlar çayın kokusunu aldığı gibi diyorlar ki orada çok güzel delikanlı yağız bir şey var. Geliyorlar. Çok inandırıcı olmadı değil mi? Sana yalvarıyorum. Bu aramızda kalsın. Kalır Gazi'cim. Aynen. Bir erkekten diğer erkeğe. Aynen. Bir erkekten diğerine. Erkek erkeğe. Ama bir şartla. Sen ne istersen iste ya.
Gazi. Sen şimdi böyle etrafta falan dolaşırken... Yani olmuştur diye demiyorum ama olasılığı var diye soruyorum. Yanlış anlar beni, ne olur. Bu Neşe Hanım'ın şifresine falan hiç denk geldin mi? Bilme ihtimali olabilir mi? Ayıp oluyor ama Tuna Bey. Neşe Hanım'a yürüyorsanız yani ayıptır. Tüylerin aşağı Gazi, öyle bir şey yok. Ayrıca sen uzun zamandır maratonla koşuyorsun Neşe Hanım'ın üstüne doğru. Bu ayıp değil de o mu ayıp? Ha bir de Neşe Hanım... ...senin bu alakandan haberdar mı? Aramızda kalsa be. Zaten biz farklı sanal dünyaların insanlarıyız. Sanal dünyalar. Nasıl sanal dünyalar? Sene... Bu sene www.ciddidüşünüyorum.net. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir daha söyle onu. www. Ya tamam, o değil. Nokta. Ciddidüşünüyorum.net. Burada biz ilk tanıştık. İki farklı dünyaların iki farklı insanıydık. Ben o zamanlar nick olarak Crazy Boy 44'ü kullanıyordum. Yani Malatya'nın çılgın çocuğu. Sonra bu anlaşılır diye düşününce kendi kendime nickimi Derbeder 26 yaptım. Onun nicki de Meşgul Kalp'ti. İki yüzün mirasıydık. İki yapayalnız, iki yetimdik. Şimdi bu Meşgul Kalp bizim Neşe Hanım değil mi? Aramızda kalacak değil mi? Ya sen aramızda kalacak bir şey anlatırsan aramızda kalacak abi. Tamam mı? Anlat bakayım şimdi, neymiş bu? Ciddi düşünüyorum bu noktada. Evet. Tuna Bey, şu anda önemli bir toplantının ortasındayım. Ama biliyorum, o değil mevzu. Bu adrese gireceksin ve Meşgul Kalp'i bulacaksın. Ne adresi? Meşgul Kalp kim? Neşe. Ha. Seyahat etmeyi seviyor, tamam mı? Egzotik ama kalabalık yerler. Pek anlamadım nasıl olduğunu ama öyle seviyor. Onun dışında yelkenliği seviyor, bir de kuzulara bayılıyor. Tamam mı? Şimdi bak, kobileri, mobileri, her şeyi burada. Sen halledersin, tamam mı? Tamam, gelirsin. Sen halledersin, ben biliyorum. Gözlerinden bak. Oğlum. Yiğit. Seninle konuşmak istiyorum. Niye? Ne olacak konuşunca? Ne değişecek? Ne olacak sanıyorsun? Ha? İki tatlı laf ederim. Ağzım nasıl olsa iyi laf yapar değil mi Teoman Bey? Senin ağzın iyi laf yapar. Sonra bir de güzel özür diledim mi? Bitti gitti. Geçmişi unuttuk değil mi? Ha? Böyle bir şey mi yapmak istiyorsun? Ne istiyorsun? Bir yerde oturalım mı? Oturalım. Oturalım. Beni yıllar önce terk edip gittiğim park var şurada yakın. Hani sana en ihtiyacım olduğu zaman da beni çocukken tek başıma bırakıp gittiğim park. Gidelim mi oraya? Ha? Uyar mı sana orası? Yiğit, ben yaptığım hatalarımın farkındayım. Keşke imkan olsa geri dönüp hepsini telafi edebilsem. Geri meri dönmek yok. Geri meri dönmek yok. Geçmişi geri döndüremezsin. Zamanı geri çeviremezsin. Annem öldü. Annemi bana geri getirebilir misin Teoman Bey? Ha? Annemi bana geri getirebilir misin? Hayır. O zaman... Ölenler geri gelmiyor, giden gitti. Ben seni de öldürmüştüm. Ben seni de gömmüştüm cehennemin dibine. Seni de gömmüştüm oraya. Sen niye çıkıp geliyorsun şimdi karşıma? Niye çıkıyorsun, dikiliyorsun benim karşıma, gözlerime bakıyorsun ha? Böyle yavru köpek gibi gözümün içine bakınca seni affedeceğimi sanıyorsan... Yanılıyorsun. Tamam. Yanılıyorsun. Bana bak. Sakın karşıma çıkma bir daha. Sakın karşıma çıkma bir daha, sakın. Sen var ya, sen benim için aciz bir hayaletten ötedirsin. Ve ben hayaletlere inanmam. Thank you.
neredesin ya? Seni arıyorum bir saattir. Neredesin? Ya buradayım işte. Toplantı öncesini tanıyorum. İster misin? Konuşmamız lazım. Eğer gölgenin saçma sapan şeylerini söyleyeceksen boşuna yolunda. Sen haklıydın. Yani haklısın. Ben bu adamı aklımdan çıkarmadıkça böyle acı çekmeye devam edeceğim. Acı çekeceğim yani. Nasıl biliyor musun? Şu çiçek pazarında satılan güller gibi böyle biri beni alacak. Ben ne olduğunu anlamayacağım. Bir masanın üzerine koyacaklar. Hoş sohbetler falan. Ben böyle konuşamayacağım. Hiçbir şeyi duyamayacağım. Kıvrılacağım. Michael, Michael. Yeter. Yani sen açmıştın. İçindeki barajları marajları yıkmıştın. Akıyordun. Ne oldu? Bir dakika. Bunu sen nereden bileceksin ki? Barajlarını yık, barajlarını yık, barajlarını yık. Akma, akma. Kıskanıyorsun. Bir dakika, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben burada Gölge'yi kıskanacak son kişi. Çocuğa kimse isim koymamış. O da kendine Gölge demiş. Gölge kıza adını sormuş. Benim adım Michael demiş. Gölge ilk gördüğü anda Michael'a aşık olmuş. Aşık olmuş. Olabilir mi gerçekten? Ne? 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 Ha? Dinliyorum işte. Söylesene, ne diyordun? Gel ofisime geçelim artık. Gel. Hı. Bak şimdi. Ben diyorum ki, hı, gençsin. Güzelsin. Şiirler var, şarkılar var. Tamam mı? Yani kendine yeni birinin olabilirsin abi. Diyorsun. Tabii diyorum ya, eskiler söylemiş, boşa konuşmuyor adamlar. Çivi çiviyi söker, soğuktan donanı karlı ovarlar. Bunlar hep söylenmiş şeyler. Yani doğru diyorsun aslında, değil mi? Çok doğru. Yani ben başka birinden hoşlanabilirim. Neden olmasın yani? Benim de hoşlanılabilitem var. Yani. Ama nasıl biri? Bu kişi nasıl biri? Ya onu ben nereden bileyim artık? Senin bileceğin şey. Düşünüyorum. Evet. Ya mesela pozitif olmalı ya. Pozitif biri olsun. Yani ben sürekli böyle etrafımda şikayet eden bir erkek de yapamam. Olmaz. Benim içim şişer. Hayır, asla öyle biri olmaz. Enerji saçmalı böyle. Güzel olmalı. Güler yüzlü olmalı. Bunlar olmalı. Evet. Ya şimdi kendimim diye söylemiyorum. Ama gerçekten çok pozitif bir herif. Yani çektiğim fotoğrafların negatiflerine dayanamıyorum. Hemen basmam lazım. Yani mesela şakalı komiklik de olmalı. Espriler yapmalı. Anlatabiliyor muyum? Benim içim şişmemeli. Benim dalağım şişmeli gülmekten. Böyle olması gerekiyor. Yani. Gece adam yatmış, sabah bir kalkmış tekne. Git be. Ya bunu yapma işte yani. Ne biliyorum. Tam düşünemiyorum yani. O kadar kötü ki. Dur, düşüneceğim. Düşünmem lazım. Evet. Ne var biliyor musun bir de? Kızlar böyle diyor ya, benim sevdiğim nerede acaba? Onu böyle dünyanın öbür ucunda arıyorlar. Çünkü böyle zor olunca, uzakta olunca daha büyük oluyor ya bu aşk. Yani öyle olmamalı. Yakınımda olmalı bence. Yakınımda olsun ya. Zaten yakın bir insan olması gerekmiyor mu? Hatta denize sıfır bile olabilir. Hatta ben bu adamı bulursam yiğit derdinden kurtulabilirim. Bence sen bu adamı bulursan yiğit bir de aklının ucundan bile geçmez. Yani o adam seni düşündürtmez. O adamın kim olduğunu buldum. Galiba ben de buldum. Söylüyorum o zaman, hazır mısın? Bir, iki, üç. Ben. Gölge mi? Ya ben, sen geyik yapıyorsun, şaka olsun diye şey yaptım ben. Yoksa şey değil. Sen. Arkadaşı değil misin? Tamam. Tamam o zaman. Oldu, bitti bu iş. Sen benim mutlu olmamı istiyor musun? İstiyorsun. O zaman yaparsın. Bence artık Gölge'yle beni bir araya getir. Yap bunu. Sen yaparsın. Bu kadar. Yaparsın. Güveniyorum sana.
hala ortada yok. Hala yok. Ben de göremiyorum. Kimse göremiyor herhalde. Göremeyenler el kaldırsın. Evet. Göremeyenler herkes. Siz olmadığını göremiyor musunuz? Ben de görmüyorum. Ama ne bileyim, hani asistansın ya. Belki bir şeyler yapman gerekiyordur. Hmm. Bir asistan ne yapar? Evet, telefon defteri vardır. Telefon eder. O zaman bir telefon edeyim. Mesela? Yiğit Bey aranıyor. Çalıyor. Açmıyor. Geldim, geldim. Oo, gerçekten mucizevi bir alet çünkü geldi. Affet beni. Yiğit Bey, siz de geldiğinize göre artık kapak üzerine çalışmaya başlayabiliriz, değil mi? Kapak mapak umurumda değil ya. Nasıl yani? Asistan olarak söz almak istiyorum Neşe Hanım. Burada Yiğit Bey umurumda değil derken şunu kastetti. Yani siz en güzel kapakları koydurursunuz zaten. Ben bakmasam da olur. Gönlüm rahat, içim ferah. Umurumda değil demek istedi. Çok da şey yapmayın. Asistan, boşuna yorma nefesini. Zaten sesin çıkmıyor. Hiç havamda değilim. Gel. Gel, gel. Bugün patron Deniz. Ne derdiniz varsa onu anlatın. Patron. Anlıyorum. Endişeli olmanız çok normal. Rahat olun. Patron bende. Ben patronum. Ayla! Gerek kalmadı hayatım. Asena Hanım burada Yiğit Bey'le haftalık toplantısı için. Senin yerine o toplar artık. Flamingolarım. Nasılsınız bakalım? Çok iyiyiz. Hoş geldiniz. Hayat. Tamam. Ben de rutin toplantıları sevmiyorum. Sıkıcı ama bu absürt. Absürt. Fransızca. Hiç sevmedim kendisini. Gerçi kendisi de beni sevmedi ya. Evet, şu anda trans halinde kendisi. Bu özel bir teknik. Uzak doğudan bu günümüze gelmiş. Bu şekilde öyle ayak kalbe. Evet, tam olarak bu. Rahatlamak için, dinginlik için. Ama en çok stres altında olduğu bölgelerde yapılması gerekiyor. Evde yapmıyor kendisi Yiğit Bey. Burada yapıyor. Bu sandalyeden kopmak, koltuktan ayrılmak. Evet. Peki yeni sayı için yeni fikirler var mı? Yeni sayı var. Yeni sayı için taş gibi bir fikrim var. Duymak istiyor musunuz? Şimdi size hem duyuracağım hem göstereceğim. Yaklaşın bana. Yaklaşın, yaklaşın. Çekinmeyin. Box. Yeah. Box. Sağ direk, sol direk, uppercut,
köşe, sol rek, sağ rek, yeah, yeah. Bok sözerseyiz. Nasıl fikir ama? Yiğit, tamam, yeter. Kendine ne yaptın bilmiyorum. Ama dergimi bu şekilde başıboş bırakmana müsaade etmem. İmpasım. Aman diyeyim. Evet, cinsiyet, erkek, yaş kaç olsun? Tecrübeli erkeklerden hoşlanıyormuş. 40, 45, 42. Evet, burcu, akrep. Tamam. Evet, bir de isim lazım tabii. Akın Barut. Güzel, patlamaya hazır. Evet, Akın Barut'a bir yüz bulsak iyi olacak tabii ki. Olur mu? Gibi sıkıldım hastalığına tutulunca yönetime el koyuyorum. Gelecek sayı için çalışmalarınızı akşama kadar masamda istiyorum. Eğer çalışmanızı getirmezseniz istifanızı getirin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. E hadi o zaman. Marş marş. Becerebilirsen çalış istersen. Buket benle gel. Abi şu oyunda 225 level var, tamam mı? Ben nasıl şimdi bunu bitirmeden çalışayım yani? Cemal, abicim sen niye böyle şeyler kafana takıyorsun? Ben sana yardım ederim. Hı. Sen? Gerçekten mi? Tabii lan. Aa, şaşırdım şu an. Hakikaten mi ya? Vay kardeşim, sağ ol. Bak bir gün gelir, ben de sana yardım ederim ha. O gün geldi. Hangi gün? Yardım edeceğin gün geldi. Söz vermiştin ya. Demin. Evet abi, zaman su gibi akıp geçiyor. Kapatmak lazım İsraf. Kafam karıştı benim. Olur, alışırsın. Gölge diye bir yazar var, bildin mi? Bildim. Çok met ediyorlar, evet. Yerinde olmak ister misin? Bilmem, olabilir. Oldum bile. Öyle mi? Tuna, bugün olaylar biraz hızlı mı cereyan ediyor? Alışırsın. Bak şimdi bizim Michael var ya, o gölge denen yazar adama hasta. Tamam, sen şimdi gölgenin yerine geçeceksin ve Michael'ı kendinden soğutacaksın. Sana yapacağın hiçbir şey yok, çok kolay. Aa, anladım abicim. Yardım vardı muhabbeti, anladım ben. Yok abicim, sağ ol, ben almayayım. Zaten biliyorsun, işin başımdan aşkın. Asena Hanım'ı da duydun. Çalışıyorum abicim, çalışacağım. Malum, ekmek aslanın ağzında. Pis, bir de söyledim. Böyle pis atasözü olur mu be? O ekmeğin aslanın ağzında ne işi var? Pis, bakterili. Hadi abicim. Aslan zaten et olur. Aa! Tuna, ne yapıyorsun? Ay, bakamıyorum. Sevmiyorum böyle şeyleri, sen bunu biliyorsun. Tamam, tamam. Verir misin abicim şunu? Verir misin? He? Verir misin? Al. Elimi tutuyor.
Elimi tutuyorsun. Durabilir misin? Sevmiyorum böyle şeyleri. Lan neye bak, vallahi ambulans çağırın, gidiyorum ben. Gölgenin yanına geçecek misin? Geçmeyeceğim. Senin yanına git. Kitabı bırak. Geçeceksin, geçeceksin. Abi işim baş. Aa, Erol. Aa, Michael. Aa, papana bak. Gelmiyorsun da benim. Pis pis mikrop saçıyorsun ha. Gölge olacak mısın? Abiciğim, dur. Bir dakika, bir dakika. Abiciğim. Bak, lütfen iki yetişkin insan gibi konuşalım şimdi. Şimdi benim gölge olacağımdan gölgenin haberi var mı abiciğim? Yok, değil mi? Şimdi al başına belayı. Ondan sonra verecek adam beni mahkemeye. Davalar, hakimler, tazminatlar oğlum. Ben bütün parayı oyunlara veriyorum. Param yok benim. Beni yakma yani. Yapma. Beynin çıktı, beynin. Çıksın o beynin. Cemal. Laf kalabalığı yapma abicim. Sana hayatının travmasını yaşatırım. Kafana bak. Aa, ben senin öyle zannettiğin kadar kolay lokma değilim. Delikanlı, hop. Saçma sapan. Öyle mi? Öyle değil, akşam. Tutuna, bana bak. Onunla şaka olmaz. Onunla şaka olmaz abicim. Paspasla şaka olmaz. Kapıyı niye kilitliyorsun? Çık oğlum. Yiğit Bey. Yiğit Bey. Gel oturayım hocam. Yiğit Bey. Sen bu şarkıyı dinle. Yani her zaman. Güzel şarkı değil mi? Ellerim bomboş, yüreğimde bir sızı. Ateşe atılmış bir demir gibi koray. Ellerim bomboş, gözümde yaşlarla. Güneşin kavurduğu bir çöl. Hadi beraber eşitlik bana. Ellerim bomboş, yüreğimde bir sızı. Ateşe atılmış bir demir gibi korkara. Ellerim bomboş, gözümde yaşlarla. Güneşin kavurduğu bir çöl. Şarkı. Çok güzel değil mi? Evet, şarkı çok güzel. Boş vakitlerimizde dinlersek daha iyi olur. Matbaa toplantısı var. Salla. Bir salla, iki salla, üç salla. Sonra ne olacak? Adamlar bizi sallayacak. Dergiye kim basacak? Biz kendi elimizle mi yazacağız dergiyi? O zaman sen git Deniz. Öyle bir şey olmaz. Olur Deniz. Olur.
Ben bugün Yiğit Bey falan olmak istemiyorum ya. Sen benim yerime Yiğit Bey olur musun? Tamam, şu anda eğer ki ben Yiğit Bey'sem o zaman sana emrediyorum. O toplantıya benimle geleceksin. Evet, eğer ki Yiğit Bey sensen, yani sizseniz o zaman zaten o toplantıya gideceksiniz. Evet. Vay. 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 Ben seni boşuna bu konuma getirmedim. İşte bu. Klişe ama yine de ikna ettin beni. Hayır, aynen. Ama ikna etmek ve edilmek zekilerin işi. Aferin sana. Hadi gidelim o zaman. Bu halde mi? Ne var ki halimde? Ne var ya? Bir bak. Bakın. Aynen. Oo. Saç sakal birbirine karışmış. Ben gece en son böyle yattım kalktığım gibi gelmişim ya. O iş bende. Rahat ol. Çok güzel. Kravatı kendi ellerimle seçtim. Modernlik çizgileriyle isyankarlık çizgileri iç içe geçmiş. Hadi çıkalım. Evet. Teşekküre gerek yoktu. Yani birkaç küçük övgü yeterliydi. Çok coşkulu bir şeye gerek yok. Efendim? Yok bir şey. İnsafsızca davranıyorsunuz. Ne için? Ne var kuzum? Kaçma benden. Bu güzel ve küçük hanımı kırdım galiba. Kendimi affettirmek için ne yapabilirim acaba? Sizi affedebilmek mümkün mü bilemiyorum. Ma mafi ben gayet iyi biliyorum. Deniz yapma. Yiğit dur Allah sen. Sen de bana uyma. Kendine gel kızım. Bu gerçek değil. Deniz ne yapıyorsun? Gelmiyor musun? Of! Ne olacak bu öpüşmeyle biten hayallerin sonu? Görme kızım şunları, görme. Geliyorum ben de bir üstüme bakayım istedim. Koktu. Bir dilim kopmaz mı gönlünden? Vallahi bütün gün ne yiyeceğini santim santim hayal etmiş bir beyaz yakalıya gidecek bu. Kusura bakma. Ah, Yiğit. Deniz. Allah Allah ya. Nereye gidiyorlar ki?
Gel abla gel. Bir kutu pizzaya seni beyaz yakalıyı sonuna kadar takip ederim. Gel. Abi tamam yani tamam dedim. Yani yaparız dedim ama abi çok saçma. Hani beni görür görmez tanır kız. Tamam bağırmasana ya. Kim bağırıyor be? Sen. Evet biraz bağırdım. Abi ben sana söylüyorum zaten. Gündüzleri Cemal emleyeceksin. Arta kalan zamanlarda gölge. Bir de kılığına bir ayar çekeceğiz tamam mı? Ama beni yani görür görmez beğenmezse mesela, hoşlanmazsa benden ilk geceden ha? Abi çok gerginim ya. Abi ne olur sakin ol ya. Gözünü seveyim ya. Ulan sakin olamıyorum. Kim böyle? Böyle şeyler oluyor. Abi bak ne yapalım biliyor musun? En iyisi sen akşam bana gel. Tamam mı? Ben seni adam akıllı bir güzel bir çalıştırayım. Tamam mı? Randevu gerginliğim falan kalmayacak. Çözeceğiz. Bitti. Yok yok. İçimde kötü hisler var benim. Kötü hissediyorum. Abicim kendine güvenmiyorsan bana güven ya. Kim kimi beğenmiyor ya? Ne randevusu? Cemal'in kimle randevusu olabilir ki? Bir işler dönüyor ama. Hadi bakalım. Yiğit Bey. Sanıyorum kafanız buralarda değil. Şu anda burada değilsiniz. Asistanınız olarak sizi motive etmem gerekiyor. Sizi buraya çağıracağım o zaman. Komut veriyorum o zaman. Öksür. Evet. Çok güzel. Gül. Dur. Gülme. Yeterli. Şu ilerideki şu sabaktan döneceğiz. Geçti. Dön. Komut veriyorum. Dön. Dön. Toplantıya geç kalacağız. Şu anda toplantıya geç kalıyoruz. Toplantı filan umurumda değil Deniz. Nasıl? Bayağı. Toplantıya filan gitmek istemiyorum. Şu anda tek yapmak istediğim şey gaza basıp gitmek. Ben şimdi bunu yapacağım. İtirazın var mı? Var, itirazım var. Şu anda bunu yapamazsınız. O zaman in. İnmiyorum. Gel indir beni. Hadi durdur arabayı, indir beni. İndirin beni. İndir. Dilin indirin diyor, gözlerin indirme sakın diyor. Sen bilirsin. O zaman sıkı tutun. İçeride anlatacağım. Şu anda hala toplantıya yetişebiliriz Yiğit Bey. Madem geldin, o zaman içeri de gir.
değişmezsin be. Burası mı değişmemiş? Evet. Kaç yıl geçti, hala aynı. Annem burada oturuyor. Babam şurada. Ben. Burada. Yoksa burası... Birlikte son gecemiz. Son. Annem nasıl mutlu anlatamam sana. Gözlerinin içi gülüyor. Babama bakarken gözlerinin içi parlıyor. Niye biliyor musun? Bu adam bize 3 aydır içmediğini söylüyordu çünkü. Yemekler geldi. Yemeklerimizi yiyoruz. Sohbet, muhabbet. Her şey yolunda. Yüzler gülüyor. Bir anda bağırmaya başladılar. Ben ne olduğunu anlamadım. Annem ağlıyor tabii. Üzülüyor, canı sıkılıyor. Çıktık. Eve gideceğiz. Suratlar 5 karış her zamanki gibi. Arabada gidiyoruz. Kaza yaptı. Bu adam kaza yaptı. Annemi benden aldı bu adam. Bilin beni. Bu adam annemi benden aldı. İçmiyorum. Bıraktım demişti bize. Yalan söylemiş. İçmiş. Kaza yaptı. Annemi benden aldı, annemi benden bu adam aldı. Şimdi çıkıyor benim karşıma, oğlum diyor bana. Hangi hakla bana oğlum diyor bu adam ha? Bu adam bana hangi hakla oğlum diyor? Kim bu adam, kim? Ben sana bu adamın kim olduğunu söyleyeyim mi? Bu adam benim gözümde katil. Bu adam benim gözümde katil. Bu adam benim gözümde katil. Ne konuşuyorsunuz? Benimle paylaşamadın, ne anlatıyorsun? Ben yıllardır her gece başımı yastığa koydum da o geceyi düşünüyorum. Acaba o çocuk halimi ne yapabilirdim ki diyorum. Yani ne yapabilirdim de bunlar yaşanmazdı, annemi kurtarabilirdim. Bunu düşünüyorum ama içimi yiyor. Düşünüyorum, içimi kemiriyor ama hiçbir şey bulamıyorum. Yok, çaresi yok. Annem yok çünkü, gitti ya annem. Bunun yüzünden gitti. Diyorum ki mesela, o ana geri dönsek, tutsam elinden, hadi anne buradan gidelim desem, alsam onu taksiye götürsem, binsek, evimize gitsek, sağ salim evimize varsak. Ya da diyorum, bu adamı kovsaydım buradan, gitseydi, tek başına binseydi o arabaya. O yağmurun altında o arabayla kendi başına o yapsaydı kazayı derim ama yok. İşte. Her seferinde gerçekle çarpışıyorsunuz değil mi? Yapamadığınız şeyleri tırayıp daha fazla üzülüyorsunuz. Sabahlara kadar uyuyamıyorsunuz belki.
Belki annenizin mezarının başında buluyorsunuz kendinizi, durmadan ağlıyorsunuz. Nasıl yapıyorsun? Yine her zamanki gibi çözdün beni. Nasıl yapıyorsun? Bak, nasıl yapıyorsun bilmiyorum ama beni her seferinde çözüyorsun, tamamlıyorsun. Sizin çözemediğiniz bir şey var ama. O çocuk büyüdü. O çocuk artık yok. O çocuk artık yok. O çocuk gitti. O çocuğu rahat bırak. Kendini rahat bırak. Taşıyamayacağı yükleri sırtına alma artık. İnsanlar ölür. İyiler kaybeder. Kötüler kazanır. Aşklar biter. Değiştiremezsin. Değiştiremeyeceğin şeyleri hayatının merkezine koyma. Bu şekilde yaşayamazsın. Ne istiyorsun? Acıların içinde yok olmak mı istiyorsun? Ne istiyorsun? Sana acıyan insanların arkasında saklanmak mı istiyorsun? Ne istiyorsun? Bomboş bir hayat yaşamak mı istiyorsun? Söyle. Söyle. Bomboş bir hayat yaşamak mı istiyorsun? Söylesene. Bilmiyorsun. Hiçbir şey bilmiyorsun. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Hiçbir şeyden haberin yok senin. Duydun mu? Acılara sarılmak kolay geliyor. Değil mi? Savaşmak yok. Benim şimdi bir toplantım var. Burada durup senin acı çekmeni izleyemeyeceğim. Anladın mı? Vaktim yok. Gidiyorum. Deniz. Çok iyi geliyorsun. Beni bırakma. Beni orada yalnız bırakma. Kararınızı verin. Ya yarın ofise 10 yaşında hayata bitmiş bir çocuk olarak gelirsiniz. Ya da hayata yeniden başlayan bir genel koordinatör olarak. Karar sizin.
yaşlama olunca kuzenin de şeyi vardı, kuponu vardı bu. Turizm mezuna. Öyle otel köşelerine kaldık. Ha? Lan oğlum, pota var ya evinde. Ha, abi muhteşem kum torbası. Ha! VHS! Abi VHS var ya. Ulan bir televizyon, benim çocukluğum bunu izleyerek geçti ya. 8 kanaldır bu. 4'te benim kanal var. Basayım mı? Süper abi. Abi! Yuh! Bu kadarı fazla. Tetris'in var senin ya. Acil bir el vurmam lazım. Cemal onu yapma. Yap, bak ona başlarsan bitiremeyiz abi. Yapma gözünü seveyim. Bak ben sana ezberleyeceğin abi, her şeyi buraya teker teker. Bak abi. Abi. Cemal'im bak burada. Abi hadi bir zahmet. Pause'a bas. Onu pause'a bas. İyi oyun o. Çubukla başladı. Bas pause'a bas. Nedir? Şimdi bak. Laf söyledi balkama. Yola çıkmadan önce çanta hazırlamak koca bir saçmalık. Her şeyi yanında götüreceksen gitmenin ne anlamı var? Pis. Affedersin, pis. Pis bir adam bu sizin gölge dediğiniz. Abi insan öyle yola mı çıkar ya? Bir yedek don alırsın, diş fırçası alırsın. Abi onlar elzem zaten, boş ver. Adam orada başka bir şey söylemeye çalışıyor. Ben sana oraya bak işaretlemişim, onlara ezberleyiver ya, bir zahmet be. Yok abi öyle ezberle yok. Kusura bakma. Okuyacağım, anlayacağım ben. Öyle ezberci eğitime karşıyım yani. Ben de mesela ama senin dış görünüşüne karşıyım ya. Bence senin dışın kardeşim görünüşemiyor. Allah Allah! Benimki görüşemedi, seninki mi görüşmüş? Görünüşmüş. Görünüşmüş ya. Sen bence var ya, o aynaya bakarken sabahları abicim gözlüğü çıkarıyorsun, öyle bakıyorsun. Saçımızı yapıyoruz aynada sabahları. O belli. Sen yapıyor musun saçını? Benim görünemiş yemeği o, senin mi görünüşüyormuş dışın? He? Ya nereye görünüşüyor be? Ne, görüyoruz neyin görüşünü? Neyin bir şey görünüşmüyor. Şimdi dönüşü vereyim de dönüşümü gör. He? Çekil oradan. Hadi. Pis çekil. Şimdi görürsün kim neyi görünüşüyor. Hadi. Bakma buraya artık, arkan dönüp kalsın. Efendim? Arkanı dön. Orada kal. Çünkü görünüşemiyormuşum ya. Görünüşeyim de görünüşsen. Geldiği gün hatırlıyor musun? Hı hı. Bana bir hediye almıştı. Çok güzel bir hediye. Hatırlıyor musun? Sümüklü böcük. Sümüklü böcük mü? Ay mı? Ne güzel ya. Tuzlu tuzlu böyle antenleri var. Yürüyor böyle. Sümüklerini bırakıyor. Evet. Bugün çok yoğun bir gün müydü? Ne yaptınız Yiğit'le? Ya sorma ya. Kendine getireyim derken akla karayız. Söylesem mi acaba ya? Ne diyeceğim ki? Elimi tuttu, restorana soktu. Karşımda hüngür hüngür ağladı. Sonra da bana küt diye sarıldı. Senleyken iyi hissediyorum dedi. Duygular sel oldu, aktı. Arap kızı da camdan baktı. Bana anlatacaksın, kendine değil. Yok yok. Kıskanır kesin. Ben bilmiyor muyum malımı? Ondan sonra da... Hala kendi kendine konuşuyorsun. Farkında mısın? Kendi kendime konuşma gibi bir şey mi oldu? O böyle bir... şeyden o ya. Yiğit'i aradım ama ofisinde yoktu. Allah Allah. Ofistedir o ya. Ofistedir. Duymuyor ki. Aklı tablette. Tablet. Sürekli tablette. Beni de görmüyor ki. Fax makinesi. Bozulan bir şeyler vardı. Ofiste toplantı vardı ya. Toplantı doğru ya. Toplantıdaydı herkes. Zaten her şeyi reddettiği için. Aklı hep bir şeyde yani. Kendini işe vermiştir. Bir şey söyleyeceğim. Hakikaten
çok kötü bir kulunç var. Tam şurada bir yerde olması lazım İrem'le al. Ne olur ya. Peki bu toplantıya beraber mi katıldınız? Orası değil ya. Yanlış yere bastırıyoruz. Bir de çok bastırdın. Ne olursun. Peki nasıl geçti toplantı? Anlatsana biraz. İğne gibi batıyor. İğne gibi, iğne gibi. Toplantı... Anlatırım ben toplantıyı şimdi sana ama şimdi ben toplantıyı anlatsam sen ne yapacaksın? Babasına gidip şey mi diyeceksin yani? Toplantıda bunlar bunlar oldu mu diyeceksin? Şu anda ne işimize yarıyor? Ben burada kasılıyorum şu anda burada. Anı kasıyorum sana. Anılardan bahsedelim lütfen. Peki tamam. Anıları anlat. Aynen. Anıları anlatayım ben. Takır takır anlatayım. Çünkü benim de çok fazla zamanım yok randevum olduğu için. Kiminle randevun var? Ay. Evet. 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 Hazır mıyım? Hazırlandım biraz azıcık yani. Bir değişiklik olsun. Ne böyle giyinim olmuş mu? Yani gölge acaba böyle karanlık falan öyle rakçı gibi falan mı giymem? Ya bilmiyorum. Yani göz görmüyor zaten. Bu kadar derin şeyler yazan bir adamın kalkıp da dış görünüşe takılacağını düşünmüyorsun herhalde. Yani çok mantıklı konuştun. Hı. Bence de ben de tanıdığım kadarıyla o dış görünüşü sallamaz yani. Evet. Ben böyle garip şeyler hissediyorum. Hı. Mesela ben onu hissediyorum biliyor musun? Enerjisini şu anda hissedebiliyorum. Bak gözümü kapatıyorum. Mesela onun şu anda sanki nerede olduğunu bulabilirim. Görebiliyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Böyle yani sanki çok yakınımda. Ben hissediyorum. Yakın hissediyorum yani o manada. Anlıyor musun beni? Anlayamazsın. Spiritüel gibi ama değil aslında. Farklı. Spiritüel gibi ama değil gibi. Karışık. Ben yine de göstereyim her ihtimale karşı. Şurada arkası dönük odun adamı. Arkası dönük. Vallahi mı? Nasıl? Sırtından bile gizem akıyor değil mi adam? Çok acayip. Tamam ben kaçayım artık sen de git konuş. He. Cemo sana doğru geliyor şu anda sendeyim. Öptüm. Girdim oğlum. Roldeyim şu an. Cemal. Deniz, istersen bana artık gölge diyebilirsin. Yok, ben sana gölge demeyeyim bence. Yani ne oldu? Getiremedi mi? Ne oldu yani? Sen misin? Cemal mi yani? Olmaz. Cemal sadece bir paravan. Yani gerektiğinde askıdan çıkarıp giydiğim karakterlerden sadece bir tanesi. Ne? Bu oyun karakterimi Tuna mı yükledi sana? Yapmayın böyle şeyler. Gerçekten gidiyorum ben. Güldürme yani. Deniz, eğer gideceksen hüznünü de al, öyle git. Çünkü bana hep hok kalıyor. Şaka mı bu? Hayat bir şaka değil mi zaten Deniz? Ha? Ve bizler kendi şakalarımıza güleriz. Gözlüklerine ne oldu? Tiklerin nerede? Ne oluyor? Söyle bir bana ne olduğunu söyle. Allah aşkına bir söyle ya. Sen şimdi beni bırak da Deniz. Sen nasılsın? Ha? İçindeki barajları yıkabildin mi? Hani sen açmıştın? İçindeki barajları marajları yıkmıştın. Akıyordun. Ne oldu? Demek oynamak istiyorsun bu oyunu Tuna Bey. Öyle olsun. Kalbim çarpıyor. Bir dakika konuşamayacağım. Ellerim, oturabilir miyim? Ha, lütfen. Hayran. Titriyor. Bir dakika. Gölgesin değil mi? Bangkok'ta bulunmuş muydun? Hmm.
da finans eğitimi. Tenis. Vay. Yelken de yapıyormuş. Yatırımcı. Yakışıklıymış da. Bulunmadım. O zaman mutlaka bulunmalısınız. Tam size göre bir yer. Yazdım. İrem Hanım, evli barklı adamım ben. Ya ilişkimizi gaza gelip karıma itiraf ederse? İbrahim bak, 40 yılda bir senden iyilik istiyorum. İşi yokuşa sürmeye çalışma sakın, tamam mı? Karına falan hiçbir şey söyleyemez. Zaten ismini bilmiyor senin şu anda. Sahte isim kullanıyoruz. Şimdi yaz, görüntülü konuşalım de. Hadi. Süper, tamam. Tamam. Şöyle, her şey yolunda. Tamam, mükemmel. Sana güveniyorum, tamam mı? Aç şunu. Aç, aç. Selam Neşe. Merhaba Akın Bey. Akın da lütfen. Peki. Akın. Yani ben bu bilgisayar tanışmalarından pek aşina değilim ama. Hep öyle denir zaten. Ya aslında ben de alışkın değilim. Arkadaşlar sayesinde alıştım artık. Dinle, dinle, dinle. Neden benimle buluşmak istedin? Deniz? Neden benimle buluşmak istedin? Çok, çok istedim. Ya ben seni tanımak istiyorum. Çok yakından. Beni tanımak mı yoksa yaraları sarmak mı? Ha? Cevaplar yaraları sarabilir mi ki? Yaraların kendi iradesi vardır Deniz. Onlar iyileşip iyileşmeyeceklerine kendileri karar verirler. Beynimi patlatıyorsun. Yazdığın gibi konuşuyorsun. Ben inanamıyorum ya. Evet Deniz, bir gece vakti doğdum ama bu gece değil. Gözlerinden okunuyor Deniz. Kıyıya vurmuş. Gerçekten mi? Ben pansuman pamuğu değilim Deniz. Öyleyse geriye bir tek soru kalıyor. Dalgalar kıyıya vurduğunda sen nerede olacaksın? Sabaha kadar dinlerim seni. Burada oturur, buralar kapanana kadar dinlerim gerçekten. Çay. Ha? Cemal. Birden gölge. Yani acaba bugün hangi karakter olsam? Cemal ne yapıyorsun abi? Senaryodan sapma, saçmalama, doğaca girme. Renk veriyorsun şu anda. Bu vakitte çalıştığına göre evde bekleyen kimse yok galiba. Yalnız yaşıyorum. Yalnızlık zor tabii. Evet zor. Yani gezdiğiniz yerler, hobileriniz. Ya, o kadar çok ortak yönümüz var ki. Kayıtsız kalamadım. Sanırım bir dergide çalışıyorsunuz, öyle mi? Evet, bir dergide çalışıyorum. Yani tabii çalışmak denirse. Bizimkisi daha çok kölelik. Patron çektiriyor ha? Hadi Neşe ya, patlat şu bombayı hadi. Aslında iyi biri ama yurt dışından gelmiş. Yani Türkiye'nin şartlarını pek bilmiyor. Daha çok onun hatalarını kapatmakla uğraşıyorum ben de. Yani bilirsiniz, bulunduğu yeri hak etmeyen biri. Diğer çalışanlara gelince... Yani ne bileyim, bizim derginin bütçesi biraz düşük. O yüzden nasıl derler, biraz zayıf insanlar. Eyvah, basacak şu an ben.
basıldık. Eyvah. Kim bastı bizi? Hay yok ya, şeyi söylüyorum. Biliyorsun kitabım çok tuttu. Çok satıyor. Tekrar bir basım yapacağız da bir 10.000 tane daha basacağız. Sana da o geliyor şu anda. Buket geliyor sana doğru. Sakin ol. Sakin ol. Tamam mı? Sakin oluyorsun. Bir şey olursa ben kaç diyeceğim. Hazır. Elin kolun ayrı oynuyor. Ne oluyor? Hayırdır? Ah be yavrum. Yani ben gölge olduğuma seni nasıl inandırabilirim ki? Aa bak. Son kitabımda okumuşsundur sen de muhakkak. Şüphe kesinlikler denizinde avlanan bir balıkçıdır. Çok güzel. Şüphe ne kadar güzel bir şey değil mi? İçsene. Çok güzel. Ne var canım içerim. Evet çok güzel biliyor musun? Gelsene. Bu çay çok tatlı. Tadını nereden alıyor biliyor musun? Burada amcalar falan çay içiyorlar böyle. Arada peynir falan kalıyor bardakta. Ve onları çok iyi temizleyemiyorlar. O yüzden tadını oradan alıyor. Kenarda böyle. İç. İç de ben de senin Cemal olmadığını anlayayım. İç bakalım. Bak şimdi ne yapacağım biliyor musun? Senin Cemal olmadığıma inandıracağım. Normal insanlar gibi bardağıma uzanıyorum. Yani takıntısız insanlar gibi ve alıyorum. Ver bir alt dudak. Çaya ver bir alt dudak. Evet. Aa. Cemal. Gözlükler atılmış, saçlar saçılmış. Zamparalık kostümün bu demek ki. Kim o yanındaki? Hem de bizim asistan Deniz'le. Yazıklar olsun. Evli barklı adamla hem de. Rezillik. Ya Cemal ne yapıyorsun abicim? Koskoca buketi atlattık. Bir çay bardağında mı boğulacağız? Manyak mısın sen? İç oğlum şu çayı. Hadi lak 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 lak. Bir şey ol hadi iç lan. Evet. Hadi Cemal yut. Yut. Cemal'ım yut onu abi gözünü seveyim ya. Yut 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 yut. Bir bardak çay Allah aşkına ya. Yut şunu Cemal. Ama öyle olmaz ki. Dokundurdun yani. Çay böyle içilmez. Sıcak sıcak çay. Bir yudum da alayım. Ver bakalım. Tut. Sakın patlama Cemal. Sakın patlama. Cemal patlama. Cemal patlama. Tut oğlum. Tut tut tut. Gerçekten dediğin kadar varmış yani. Çay enfes. Deniz. Cemal bunu da yapmazdı değil mi? Asla. Onu değil, bunu diyorum. Yok canım. Sen çok iyi oynuyorsun. Cemal'i. Cemal kim ya? Ya sen o karaktere can veriyorsun. Ya o yaşar mı ya? O nedir ya? İnsan mı o ya? Bak çok yazık ona. Çok üzülüyordum gerçekten. Böyle olmasına çok sevindim. Gerçekten bir yük kalktı üzerimden. Gıcık be o. Gıcık yani ezik. Anlatabiliyor muyum? Olmaz yani. Olmazdı zaten. Gıcık. Yok be. Yani o kadar da şey değil bence. Yani tabii bazı eksiklikleri var ama yine de fena bir adam değil, değil mi? Onunla olmaz mesela. Anlatabiliyor muyum? Ben etrafımda öyle bir erkek görmek istemem yani asla. Cemal, Cemal sazan değilsin abi. Sen atlama. Yem atıyor şu anda sana. Sakin ol. Bak
akıllısın sen, evet. Peki o zaman nasıl yapalım? Görüşelim mi? Ya ben bu bilgisayarlı ortamları nasıl derler, soğuk buluyorum. Yani böyle bir şey için biraz erken değil mi? Hayat kısa Neşe. Duygular taze. Havayı yakalamak lazım. Ya bir yemek ısmarlamak isterim sana. Ben önce bir takvime baksam sana sonra dönerim, olur mu? Mesajını sabırsızlıkla bekleyeceğim Neşe. Görüşürüz. Görüşürüz bacım. Ne yapıyorsun İbrahim, ne yapıyorsun ya? Bacım ne ya? Sen bu kadına çıkma teklif ediyorsun şu anda. Ya İrem Hanım, ben karımı çok seviyorum ya. Ya Yasemin duysa beni öldürür vallahi billahi. Ya bir an karımı aldatıyorum zannettim. Ne diyeceğim şaşırdım. Neyse kapatmıştır, duymadı büyük ihtimalle. Gerçi ben ihtiyacım olanı aldım. Çok teşekkür ederim, görüşürüz. Neyse ben gideyim artık. Neşe Hanım, kiminle dans ettiğini yarın öğreneceğiz. Cemal, bence tamamdır. Baba kesebilirse harikaydı. Çok güzel bir akşamdı değil mi? Evet Gölge, benim için de öyleydi. Ya bıraksana abi romantizm. Ne diyorsun? Saçma, lafı toparla oğlum. Hadi, hadi, hadi. Hadi kalk, hadi. Buradan bana geçer miyiz? Yuh. Ne? Oğlum sen manyak mısın? Ne biçim konuşuyorsun? Gerizekalı herif. Bir çay alabilir miyim? İptal o çay. Aa, Tuna, hoş geldin. Niye götürüyorsun Gölge'yi hem de bu şekilde böyle? Aynen şöyle ki, bana bir saat sonra gel dedin sen değil mi? Evet, ben söyledim. Bir saatten sonra gel beni buradan al, eve götürürsün dedim. Aa, artık sen de Tuna'yı götürürsün. Görüşürüz. Artık terfi etme, iki çay sana koymaz. Cemal'le oynadığınız oyunu yemedim Tuna Bey. Hayırdır abicim, ne oldu, bize gidelim falan? Aa, onu şeyden söylemedik herhalde. Duymuyor musun abicim? Kız neler söyledi bana? Gözündeki imajımı şey yapayım, bozayım diye. Yoksa bir şeyden değil yani. Oğlum sen manyak mısın ya? Biz buraya kızı Gölge'den soğutmaya gelmedik mi? Kendimden soğudum ben resmen ya. Bana bak, ben... Gölge'den mi yürüyeceğim bundan sonra? Ha? Çünkü tuttu bu, işleyecek gibi yani. Manyak mısın lan sen? Senin kadar hijyen manyağı bir herif. Yani iğrenç olabilir mi oğlum? Manyak ya, neye takılıyorsun sen ya? Ha yani, neticede ben günde iki defa duş alan insanım. Belli etme bari, tamam. Yiğit, seninle konuşmak istiyorum. Ben yaptığım hatalarımın farkındayım. Keşke imkan olsa geri dönüp hepsini telafi edebilsem. Ağlıyor musun? Biraz. Baban terk edip gitti değil mi seni?
Merak etme. Büyüyünce birçok mesele çözülüyor. Umarım. Ama bir mesele var. Bak. Ben hayatta sadece tek bir kız sevdim. Tek bir kıza aşık oldum. Onunla evlenmek istiyorum. Onu istemeye gideceğiz. Ama bunun için babama ihtiyacım var. Buna izin verir misin? Bak bu bir af değil, merak etme. Ben onun sana neler yaşattığını çok iyi biliyorum. Seni nasıl tek başına bıraktığını çok iyi biliyorum. Merak etme, ben onu hiçbir zaman affetmeyeceğim. Sadece bir kereye mahsus. Onu seviyor musun? Yani kızı. Sanırım. Yani evet, seviyorum. O zaman tamam. O zaman tamam. Ama bak sakın onu affetme, tamam mı? Merak etme. Onu asla affetmeyeceğim. Reddedeceğim devamlı. Beni çabuklu bir adam alıyor muyum? Oluyorsun. Mutlu bir adam oluyorsun. Niye biliyor musun? Çünkü senin kocaman bir yüreğin var. Etrafında seni seven bir sürü insan olacak, merak etme. Sevindim. Sevin. Hakkın. Sen de verdiğin sözü tutmayı unutma. Sakın seni kimsenin kırmasına, üzmesine izin verme, tamam mı Fatık? Tamam. Arşivliyoruz. Anlaştık. Evet, ne yaptınız bakayım? Günaydın. Günaydın. Gazi not al. Bundan sonra işe geç kalanların ücretlerinden kesilecek. Tamam. Sen Hanım kemer sıkma politikası uyguluyor. Olan tam olarak bu. Tamam. Ayrıca dün akşam kendi kendime aldığım bir karara göre bundan sonra herkes günde 2 saat fazla mesai yapacak. Ek mesai ücreti alacak mıyız? Tabii ki almayacağız. Hepimizin sana ihtiyacı var. Neredesin Yiğit? Neredesin? Ay Yiğit Bey. Günaydın arkadaşlar. Valla ben size kurban olurum. Günaydın. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Gerçekten çok özledim. Ben de sizi çok özledim, ben de. Tamam. Dağılın. Çekil. Demek döndün Yiğit'ciğim. Bak abi. Ben de bütün kararlarımı Yiğit'e olan bağlılığınızı arttırmak için almıştım. No hard feeling yani. Yanlış anlaşılmasın. Yaptığınız her şey için teşekkür ederim Hasan Hanım. Bundan sonrası bende, merak etmeyin. Ne demek? Aslında beni de çok seviyorlar da gösteremiyorlar, değil mi? Siz
ya Allah gönderdi ya. Ben size kurban olurum vallahi, ben size kurban olurum ya. Size kahve yapacağım. İlk günlerdeki gibi. Tamam. Okey, Gazi. Deniz'ciğim. Arkadaşların hepsine söylersin. Yokluğumda alınan ne kadar karar varsa hepsi reddedildi. Ne kadar güzel bir reddediş. Yani duyduğum en güzel reddedildi sizden. Sizi böyle görmek çok güzel gerçekten. Senin sayende. Evet. Bugün çeşitli toplantılarımız var. Saat 2'de. İçerik düzenlemesi yapacağız Tuna Bey'le. Onu hemen halledebilirim. Ayrıca da basın koordinatörümüz gelecek saat 5'te. Güzel. Sen öğlen için bana bir zaman aç. Hemen. Babamla görüşeceğim. Ya ne kadar güzel. Çok sevindim. Şey yapın, gezdirin. Kız Kulesi'ni görsün Boğaz'da bir kahve için. Güzel yani, ne güzel. İskender yesin, güzel. Deniz'de ikisini buluşturacağım nihayet. Çok erken böyle bir şey için. Yani ir... Aklımdan geçiriyorum bunu ama söyleyeceğim yani. Deniz'le babanın, babanızın yani görüşmesi için çok erken değil mi? Ben bunu niye soruyorum onu da bilmiyorum. Erken olduğunu düşündüm herhalde birdenbire de, beni ilgilendirmiyor zaten sizin özel hayatınız. Benim görevim değil bu, benim görevim asistanlık, fazla ileri gittim mi? Oh Deniz, oh. Bak, hem haklısın hem haksızsın. Haksızsın çünkü Deniz'le babam zaten daha önceden tanışıyorlar. Ve ben bu mevzunun artık kapanmasını istiyorum. Ve evet haklısın. İş yerinde özel hayat konuşmuyoruz. Evet. Tam da beklediğim cevap buydu. Çok güzel, çok güzel bir cevap. Çok teşekkür ederim, iyi günler dilerim. Hiç merak etmeyin. Evet. Ben o arayı açacağım, halledeceğim. Ben o arayı açarım, yaparım. Kapıyı açamıyorum. Ben hangi arayı açıyorum? Alo, Suzu. Yiğit sizi Teoman amcayla yemeğe götürecek. İnşallah bin tane çocukluk hatırası sormaz. Ya sorarsa sorsun ya, sorarsa sorsun. Bütün cevapları verirsin. Daha önce yapmadığın şeyi sanki çok da güzel yaparsın. Niye korkuyorsun ki arkadaşım? Sen iyi misin sen? İyiyim. İyiyim Deniz'ciğim. Çok yoğunum şu anda. Acaba sonra mı konuşsak? Tamam. Bak bir şey söyleyeceğim. Herhangi bir şey olursa bana mesaj atıyorsun. Tamam mı? Hatırlayamadığım bir şey olursa bana mesaj at. Ben sana yazarım. Çaktırmadan bakarsın. Korkacak bir şey yok, öptüm. Bu nedir ya? Benim bu çektiğim nedir ya? Neredeyse biri benim yerime geçsin diye okumuş pirinç yedireceğim ben. Ne hallere geldim böyle ya? Yıllar sonra babanla tanışacağım için biraz heyecanlandım tabii. Rahat ol. Kendisinin benim için hiçbir önemi yok. Yani kayınpeder neticede. Ne bileyim. Merhaba. Heh. Geldi işte baba. Merhaba. Deniz, canım benim. Ne güzel, ne zarif bir genç kız olmuşsun. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yiğit de küçükken hep şişmanlıktan şikayet ederdi. Ama şimdi yakışıklı bir adam oldu. Evet.
Hayatta yapayalnız olduğumu çok erken kavrayınca kendime bakmaya karar verdim tabii. Yiğit'cim. Yo. Deniz bırak konuşsun. Hakkıdır. En azından ne yaşadığımı öğrenene kadar. Öğrenecek ve beni affedecek. Old Boy diye bir film var. Oradaki adam gibi 15 sene bir odaya kapatılmadıysan seni affedeceğimi sanmıyorum. Deniz, küçükken Yiğit'in sana verdiği o tuhaf hediyeyi hatırlıyor musun? Evet, sümüklü böcek. Biliyor musun, sana vermeden önce gelip benim fikrimi almıştı. Kendisinin tüm fikirleri gibi yine berbat bir fikir. Ben onu Deniz'in beğendiğini hatırlıyorum. Özellikle de şeylerini. Antenlerini değil mi? Evet, çok sevmiştim. Çok mu sevmiştin Deniz? Bana bak. Ben buraya eski, güzel, sıcak günleri yad etmeye gelmedim. İşim gücüm var benim. Meşgul adamım ben. Bu hayatta bir kere olsun babalık yapacaksın. Deniz'i ailesinden isteyip buradan çekip gideceksin. Duydun beni? Duydum oğlum. Merak etme. Deniz'cim, Yiğit küçükken ben onu sık sık deniz kenarına götürürdüm. Galiba 4-5 yaşlarındaydı, bana aşkı sormuştu. Ben de ona aşkı tanımlayamazsın ama görünce anlarsın demiştim. O zaman ne dediğimi anlamamıştı. Ama sanırım şimdi anladı. Bir gün beni de anlayacak. Boşuna süslü püslü laflar etme. Seni anlamayacağım ne affetmeyeceğim de. Neyse ya. Bugünlük bu kadar. Dram yeter. O zaman görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sizi seviyorum. Sevme beni. Haberini bekliyorum Yiğit. Yani en azından pozitif bir şeyler görmeye çalışalım. Beni istemen için herhangi bir engel kalmadı. Değil mi? Eğer istersen hemen annemleri arayabilirsin. Tabii. Ararım. Bu küçük tatlı hikayenin sonuna geldik. Şimdi iki şıkkın var. A. Gölgeyi tanımıyorsun ve yalan söyledin. B, gölgesin. Bence B. Sence? Bence hiçbiri. Ayrıca sen saçmalıyorsun. Bence gölge, romantizm tutkunu Denyo'nun teki. Ayrıca ben ortalama bir erkeğim. Yani ortalama erkekler boş muhabbet etmeyi sevmezler. Neden böyle yapıyorsun? Çok umutsuz. Bir şey söyleyeceğim, dur. Gölge olduğunu biliyorum, beni kandıramazsın artık. Bu söylediğinde ancak gülüyorum Aykan. Çadırda kaldığımız gece ne yaptın? Hikayeyi anlatırken ben gölgeyim dedin. O bir metafordu. Metaforu cümle içinde kullanıyorum. Meta forkliftle kaldırıldı. Ya da meta forkliftle kaldırıldı. Böyle açıklamayı çok seviyorsun değil mi? Ama açıklarken kendini ele veriyorsun. Çünkü ne demiştin? Barajları yıkmak lazım demiştin. Ama ben kimleydim? Gölgeyleydim. Ama sen söylemiştin. Sonradan gıybetini yaptık be. Erkekler de dedikodu yapar. Erkekler de kaçar. Kaçıyorsun işte. Kaçıyorsun. Kaçtığın zaman da ya böyle saçmalıyorsun ya da salak salak şakalar yapıyorsun. İstediğin kadar inkar et. Senin sırrın bu. Selam. Olmuşsun. Çok güzelsin bu akşam. Senin ne işin var burada? Beni tehdit edenlere karşı özel bir sempatim var. Nerede olsanız buluyorum yani. Bak canım. Sana verdiğim sürenin azalmasını istemiyorsan hemen kalk.
biriyle buluşacağım. Randevum var. Randevun benimle. Bangkok'ta bulunmuş muydun? Günün sonunda yine mağlup olduk işte. Gölgelerin arasında kaybolduk. İyi akşamlar. Bir simit, bir de çay istiyorum ben. Deniz. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba. Yiğit Bey'i görmeye geldiyseniz ofiste götürebilirim. Yok, ben seni görmeye geldim. Biliyor musun bugün Yiğit ve Deniz'le buluştum. Ne güzel. Hı-hı. Çok güzel. İyi anlaşmışsınızdır umarım. Ne güzel. Ama beni ilgilendirmiyor tabii değil mi? Sonuçta iş bu. Yani profesyonellik, biz iş arkadaşıyız. O yüzden profesyonellik demişken benim mesaim bitti. Ben evden beklerler, eve gideyim. Gerçek Deniz Aslan sensin, biliyorum. Niye kendini saklıyorsun? Hı? Niye o kızı yerine geçirdin? Elbette kendine göre bir sebebin vardır. Ama merak etme, merak etme. Sırrını kimseye söylemeyeceğim. Bende kalacak. Arkasını, önünü soruşturmayacağım. Ama açıkçası sonucunun ne olacağını merak ediyorum. Bunu söylemek için mi geldiniz buraya kadar? Hayır. Yiğit'in çalıştığı yeri görmeye geldim. Nasıl? İşinde başarılı mı? Çok. Hiç şüphem yoktu. O yaptığı her işi başarır. Benim aklımda bir şeyler söyledi mi? Peki şeyler değil. Ne söylese haklı. Keşke zamanı geri getirebilseydim. Ama yapamam. Yapamam. Hoşça kal. Deniz Aslan. Yiğit seni seviyor. Ne tür bir oyun oynuyorsun bilmiyorum. Ama üzülmenizi istemem. Her ikinizin de. Arkadaşım, her şey senin için, senin mutluluğun için. Yakışıklı çocuk. Buralı değil herhalde. Kekliği ürkütmemeli. Anam bir duyarsa. Al yazmalı bir dakika. Durursam bir daha kurtulamam. Biraz süt versene bacım. Sanki bebek de meme emecek deli oğlan. Tatlı dilim güler üzülmeyeceğim gözlü. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Tatlı dilim güler. İyice yedin kafayı. Sen kim? Selvi boynumu mizansen eklemek. Gönlüm hep seni arıyor. Boynu bükük bir var bir yüzüm gülmüyor. Gönlüm hep seni arıyor. Aslında iyi biri Amerika'dan gelmiş. Yani Türkiye'yi bilmiyor. Hep onun hatalarını düzeltmekle uğraşıyorum. Bulunduğu yeri hak etmeyen biri. Bak, lütfen.
bunlar çok özel, çok mahrem şeyler. Yani başkasının özeline burnunu sokan biri için fazla ilkesel laflar bunlar. Ne istiyorsun? Benim peşimi bırakacaksın. Hayır deme şansım var mı? Sence var mı? Bir şey takıldı aklıma. Pek denizi korur gibi değilsin. Daha çok kendin için tedbir alıyor gibisin. Gerçekten deniz düşünüyor musun? Belki. Ama bence biz zaten yeterince konuştuk. İrem. Deniz'in Yiğit'in çevresinde dolaşmasından hoşlanmıyorsun değil mi? Konuşmamız bitti zannediyordum. Haklısın da. Çok yakınlar. Hatta gereğinden fazla yakınlar. Bir kadından diğer bir kadına tavsiye. Dikkat et. İneyim istersen. Yok yani gitmene gerek yok. Burası sonuçta kamuya açık bir alan. Oturabilirsin. Otur ama konuşma. Deniz, ne işin var senin burada? Neden? Gelemez miyim? Hayır, gelirsin de gecenin bu vakti bir anda karşımda görünce şaşırdım tabii haliyle. Beni gördüğüne sevinmiş gibi durmuyorsun. Pek sevindiğim söylenemez. Hani konuşmuyorduk? İşte ben de onu diyorum, anlamıyorum. Ha, benden hoşlanıyorsun. Ki bu mucize gibi bir şey. Biliyor musun? Ben mucizelere inanmam. Ama senin sayende inanmaya başlamıştım. Sen gerginsin. Gerginim, evet. Çok gerginim şu anda. Deniz, niye bağırıyorsun? Annemleri aradın mı? Ha? Hani beni istemek için sabırsızlanıyordun ya. Senden hoşlanıyordum. Senle olmaya can atıyordum. Ay hayır yani işte ne oldu anlamıyorum. Anormal değil mi beni başkalarına itmen falan? Bir şey mi değişti, ne oldu? Ben iteceğim. Sen kendini tutturdun gölge gölge diye. Ya sen farkında değil misin? Sen yapıyorsun bunu. Sen nereye göstersen ben oraya koşup gidiyorum. Görmüyor musun? Ne yapmak istiyorsun? Bana iyilik mi yapmaya çalışıyorsun? Yoksa benden intikam mı alıyorsun bir şekilde? Ne oluyor? Anlaşılmayacak bir şey yok ki. Deniz, sakinleşebilir misin lütfen? Bak, bu sohbet iyi bir yere gitmiyor. Seni tanıyamıyorum şu anda. Tanımıyorsun zaten. Sen kimsin ya? Ya ben anlamıyorum. Sen kimsin? Sen gölge misin, Tuna mısın? Sen bir karar ver. Kimsin? Söyle. Bir bakıyorum böyle dibimdesin, bir bakıyorum yoksun ortalıkta. Kimsin sen? Kimsin? Ben kim miyim? Sen yakın gözlüklerini taktığında kimi görüyorsan ben oyum. Ha, benden ne istiyorsun? Beni sevdiğinden emin olmak istiyorum. Seviyorum, saçmalama. Tabii ki seviyorum Deniz. İnanmıyorum. İnanmayı çok istesem de inanmıyorum. Gözlerinde tuhaf bir uzaklık var. Deniz, kendine gel lütfen. Başka biri mi var? Söyle. Başka biri varsa söyleyebileyim. Sana başka biriymişim gibi mi davranayım? Uzak mı durayım senden? Durma, hiçbir şey istemiyorum. Durma, hiçbir şey yapma. Bana söyle. Sen gölge misin? Değil misin? Tuna mısın? Kimsin sen ya? Bak, sana bunu söylemek zorunda değilim ben, tamam mı? Gidiyorum. Zorundasın. Gözlerimin içine bakıp beni ikna etmek zorundasın. Başka biri yok de. Sen bana ne sorduğunun farkında mısın? Kimsin ya? Gerçekten öğrenmek istiyor musun kim olduğunu? Evet.
Söyle. Seni başkalarını severken görmeye dayanamayan adam. O zaman bu ilk öpüşmemiz olsun. Abi müsait bir yerde inebilirim. Ayrılmadan önce bilmem.